Evet arkadaşlar, bugünkü videolarla beraber şöyle bir su tankımız var. Bu gübre tankı da olarak kullanılıyor. Tarlalarda bunun içine gübre doldurulup gübreleme işlemi yapılıyor. Buradan su giriyor, buradan su çıkıyor. Bunun içi basınçlı oluyor. Ve böyle damlama, sulama ve benzeri sistemlerde bu tank gübre tankı olarak kullanılıyor. Bunun içine gübre eritiyoruz. O şekilde bahçemizin daha verimli bir şekilde işlenebilmesini sağlıyoruz. Bugünkü projede bunu temizlemek ve boyamak var. Genel olarak ben bunu şu demir yardımıyla böyle kabasını aldım. Geri kalan tarafını taşlamayla zımparalayacağız. Daha sonrasında tamamen her tarafı zımparaladıktan sonra ben bir su testi yapacağım. Delik, göçük bir şey varsa ona bakacağım. Tamiri gerektiren bir yer varsa tamir edeceğim. Daha sonrasında antipasımızı atacağız. Yapabilirse ilk kat, yapamazsak tek kat. Üstüne de bir yağlı boya çekip işlerimizi bitireceğiz. Bugünkü projede bu su tankı var. En son hatırlarsanız buna rulman değişimi yapmıştım. Şu an gerçekten bir neredeyse yarım saat yaklaşacak ve hiç herhangi bir ısınma falan yok. Gayet güzel de çalışıyor. Evet, şu an zımparalama işimiz bitti. Buna ek olarak bir de filtre standını da temizledim. Bir de bunun kapağı vardı. Kapağını da temizledim. Geriye antipas sürüp boyamak kalıyor. O şekilde hemen hemen İşlemlerimiz bitti. Sırada boyaması var. Şimdi üstünde kalan boyalar niye çıkmadı diye sorarsanız onlar sağlam boya. Orada herhangi bir pas falan olmadığı için onları çıkartmamıza gerek yok. Geri kalan her yerini yapabildiğim kadar yaptım. İnşallah boyadıktan sonra bir 5 sene daha idare edecek ve güzel bir şekilde kullanabileceğiz. Geriye dediğim gibi sadece boyaması kaldı. Sırada boyama işlemleri var. Benim tipim de böyle. Genel olarak suratım temiz, ellerim pis, üstüm pis. Suratım bayağı güvenceye aldım. Ağızlık olsun, gözlük olsun, kafama da bir bandana olsun. O yüzden onları kullanarak kendimi tozdan ve pastan korumuş oldum. Boyama işlemlerinde görüşürüz. Arkadaşlar, sırada boyama işlemleri var. Boyama işlemlerine gri antipas süreceğiz. Daha sonrasında normal bir şekilde boyayacağız. Bu işlemler için tiner, antipas, bir rulo fırça, bir de ince fırça olacak. Bu şekilde işlerimizi bitireceğiz. La ilahe illallah ezanımızı okunuyor. Bu daha önceden kullandığım fırça, hala iş görür diye düşünüyorum. Bunu daha sonra boya atarken değiştireceğim. Bu da diğer fırça, bu da iş görür. O bakımdan bunları kullanmaya devam edeceğim. Şu an görmüş olduğunuz gibi ikinci aşamada sona erdi. İkinci aşama neydi? Astarlamaydı, antipas sürmeydi. İlk aşamada zımparalayıp temizlemeydi. Bunu yaptım. Bir de ekstra olarak şöyle filtre başlığını yaptım. Yaklaşık 300 ml antipas kullandım. Çok fazla tiner kullanmadım. Zaten antipas tinerliydi. Üstüne ara ara kurudukça ekledim. Bu şekilde 2-3 kat olacak şekilde herhangi bir eski boyası
kalmayacak şekilde boyadım. Aralara fırçayla yaptım. Şunların arasında falan olsun veya şuları olsun. Ve 300 mililitrelik antipas gayet yeterli oldu bu ikisine. Bunu daha çok iki kat falan yaptım. Bunu yaklaşık 3 kat yaptım denilebilir. Çünkü ara ara pek çok her tarafını yapmaya çalıştım. Şu an hemen hemen kurumuştur. Zaten antipas kolay kuruyor. Bir sonraki aşamada da bunların boyama işlemi var. Turuncu bir renge boyamayı planlıyorum. Bakalım inşallah güzel bir sonuç elde ederiz. Bu şekilde de kullanılır. Ama boyayla kullanıldığı takdirde çok daha sağlam, çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Turuncu boyamızı aldık. Tiner bittiydi. Yine bir selüloz ikner aldım. Bir tane de rulo aldım. Elden merdiven duruyor. Olduğu kadar boyayacağım. O şekilde turuncuyla devam ediyoruz boyama işlemlerine. Baş bittik açık geldi. Siyahla bunu ben biraz daha şey yaptırdım. Bir tık daha koyulaştırdım. Duruma göre bakacağız. Ya bunlar çok önemli değil zaten. Ama bir tık daha koyu olmasını istedim. Bir tık daha koyu şu an. Açıp boyayalım bakalım. Nasıl bir boya geldi. Koruyunca nasıl olacak onları göreceğiz. 0.75 diye aldım. 1 litre vermiş. Bunlar 0.75 diye satılıyor diye hatırlıyorum. Demek ki 1 litre olarak da satılabiliyormuş. İçeride karıştırıp verdi o şekilde. Öyle. %5'e kadar da tinerle inceltilebilir diyor. Duruma göre bakacağım. Ya muhtemelen yeterli olur. Hani bayağı var çünkü burada. Dün yaklaşık 300 mililitreyle bunları yaptım. Tabii antipasla bu farklı olabilir. Yani işte kalıcılığı olsun, tutunması olsun. Bakacağız duruma göre. Yetmezse yenisini alırım. İyi böyle. Yani bence güzel bir turuncu. Koyu yani. Şu an arkadaşlar ürünün bitmiş halini görüyorsunuz. Ben buna 3 kat uyguladım. Bir gün arayla kurudu. Bir kat daha attım. Kurudu bir kat daha attım. Sonra en son katı atarak hiçbir antipas gözükmeyecek şekilde bunu kapadım. Yani şu an gayet güzel. Üstü biraz toz olmuş. Burada tam olarak ne olmuş bilmiyorum. O şekilde bunu hallettim. Boyadım. Bir sonraki işlemde de ne var? Bunu içindeki pası almak var. Sonraki işlemde onu yapacağız. İçindeki pası genel olarak ben kazıdım. Şu etrafı olsun, diğer iç tarafı olsun ama hala illaki bir pas kalıntısı oluyor. O pası da almak için elektroliz yöntemiyle bir akü şarj aletiyle bunu birkaç gün elektrik vereceğim içine. İçine de bir tane demir çubuk atacağım. O ayrı bir videonun konusu olacak. O şekilde içindeki pası temizleyip içine bir de antipas süreceğim. Ve ondan sonra sezona hazır bir hale gelecek. Bu da diğer üst kısmı. Kapağı ve kapak sıkıştırıcısı. Bunlar dediğim gibi şey oldu. Bunlar biraz dışarıda kaldığından pislenmiş. Gayet güzel. 2 kat yaptım. Beni tatmin etti. Umarım bir 4-5 sene daha bir şey olmadan kullanılabilecek. Bir de içini tabii temizleyeceğiz. Bu iş tecrübesi de böyleydi. Bunu boyadık, ettik, temizledik. Etrafa kaldıracağız. Diğer o filtre aletini de aynı şekilde yaptım. 3 kat attım. Bu ikinci ve üçüncü katta çok fazla boya kullanmanıza gerek kalmıyor. Çünkü zaten ilk katta ki attığınız boya bayağı iş görüyor. Ama garanti olması için ben üçüncü katı da attım. O şekilde de güzel bir sonuç elde ettim. Herhangi bir hani boya şeyi göremezsiniz. Antipastan. Dediğim gibi üçüncü kat oldu zaten. Yaklaşık bu işlem için
300-400 mililitre boya harcadım. Kalan boyayı da yukarıda ki bir odayı boyadım. Orada da ben YouTube çekimleri yapıyorum. Kanalımda görürsünüz. O şekilde değerlendirdim kalan boyayı da. Öyle arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.